Sayın seyirciler, Türk İş Mayıs 2013 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 995 lira, yoksulluk sınırı ise 3242 lira. Buyurun izleyelim efendim. Ya ben nasıl uydum sana ya? Ya sana nasıl uydum hala kendime inanamıyorum ya. Ay tamam, abartma işte Muhittin. Bir kaçamak yaptık işte. Yahu abartması mı var? Ya bir çevirmeye yakalanırsak şimdi? Çek sağ, çek sağ, sağ çek. Heh, gördün mü, yakalandık işte. Bana bak, sen sakın hiç konuşma, ben halledeceğim, tamam mı? İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar memur bey. Açlık sınırını aştınız. Öyle mi yaptık? Vallahi farkında değildik ya. Evet öyle yaptınız. Kebap aldınız mı? Yok memur bey. Yola çıkmadan asla kebap yemem. Göreceğiz bakalım. Şu gıda metreye bir üfleyin lütfen. Üflemesem? Üfleyin lütfen beyefendi. Madem öyle diyorsun. Şimdi bakalım. Yuh! 110 promil, 110 promil Adana kebaplı çıktınız beyefendi. Ya bir gıdımcık almıştım ya. Ama alet hiç öyle demiyor. Size ceza yazmak zorundayım. Bir ay boyunca zeytin ekmek, akşamları da makarna yiyeceksiniz. Ay yapmayın memur bey. Vallahi öyle hanımefendi. Asgari ücretli ailesiniz siz. Dışarıda kebap yemek sizin neyinize? Açlık sınırını bir daha böyle aşarsanız açlıktan ölürsünüz vallahi. Memur bey, bir cahillik yaptık ya vallahi. Hep bu kadının yüzünden biliyor musun? Aman ölümlü dünya, gel bir porsiyon yiyelim dedi, benim de aklımı çeldi. Tamam tamam, hadi şimdi gidebilirsiniz. Yalnız ileride çevirme var, dikkatli olun. Çevirdiniz ya, daha ne çevirmesi? Öyle çevirme değil beyefendi, piliç çevirme var ileride, piliç çevirme. İradenize yenilip bir de ondan yemeyin, batarsınız vallahi. Tamam memur bey, sağ olun, merak etmeyin siz. Haydi selametle. Of, Muhittin piliç çevirme varmış. Yürü lan yürü, bir daha senin aklına uyanın. Sayın seyirciler, betonlaşma günümüzün en büyük problemlerinden biri. Betonlaşma bu şekilde devam ederse bırakın çocuklara oyun alanı kalmasını, nefes alacak alan bile bulamayacağız. Buyurun izleyelim efendim. Neriman, çiçeklerim var ya acayip boyattı ha. Güllerim açtı, melisalar açtı, sümbüller açtı, hepsi açtı. Evet evet. Bak zambak desen o öyle bir harika ya. Evet evet öyledir muhakkak. Her sabah konuşuyorum onlarla biliyor musun? Çünkü konuştukça daha çok büyüyorlar. Gazetede okudum. Çiçeklerle konuşmak lazımmış zaten. Evet konuş tabii, konuş konuş. Hepsinin dibine de biraz vitamin döktüm. İyice coşarlar şimdi. Ay coşarlar coşarlar. Gel gel gel, balkona da göstereyim çiçeklerimi sana. Ay tamam, göster bari hadi. Güzellerim benim. Canlarım benim, nasılsınız bugün? He? Halimiş benim minik minik bir taneciklerim. He? Neriman, ne güzel değil mi? Evet evet, gerçekten hepsi çok güzel. Bak şimdi, şu zambak sitesi, tamam mı? Onun yanındaki de Gül Rezidansı. Bak şu diğeri de Sümbül Plaza. Şu da Melisa İş Merkezi. Ay delireceğim Naci. Sen de herkes gibi normal çiçek yetiştirsene ayol, bunlar ne? Ben böyle seviyorum hayatım. Ne var yani? Ay evde vazgeç bari şu müteahhitlikten ya. Dışarıda yeşil alan bırakmadığın yetmedi. Evin balkonunu da betonlaştırdın. Vallahi boşanacağım senden. Hayda. Ulan mis gibi site yapıyoruz. Yine de yaranamıyoruz arkadaş ya. Yok. Vallahi yaranılmaz bunlara ya. Ulan site diktim, daha ne yapayım ya. Ayıp ya. Sayın seyirciler, Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan hala uzlaşma çıkmadı. Kulislerde yeni anayasa için başka formüller konuşuluyor. Bunlardan birisi de herkesin kendi anayasa taslağını hazırlaması. Buyurun izleyelim efendim. Gün gelecek sen de beni anlayacaksın biliyorum. Bak bunu yalnızca kendim için değil, vatan için, millet için yapmak zorunda olduğumu bil lütfen. O ne lan? Hay Allah ya. Ulan benden önce de gelenler olmuş. Neyse artık, hiç kimseye gözükmeden ben de bırakıp kaçayım bari. Hadi canım, hadi bay bay. Of ulan of. Ulan ne kötü bir alın yazımız varmış ya. Neyse, seni de buraya Ulan burada iki tane kundak var. Neyse canım, bunu da bırakıvereyim buraya. Ha bir eksik, ha bir fazla. Ne fark eder canım? Lan, ne oluyor lan burada? Allah, başkanım. Ya başkanın, ne yapıyorsun lan? Ne o senin elindeki? Hiç başkanım, hiçbir şey yok. Hadi be oradan, ben bilmiyorum sanki ne olduğunu. Yani şey, başkanım, şey yani. Oğlum, utanmıyorsunuz değil mi kundakta anayasa bırakmaya? Ulan meclis avlusu sizin yüzünüzden anayasa doldu be. İyi ki herkes kendi anayasa taslağını hazırlansın dendi. Bu ne lan?
Herkes anayasasını hazırlayıp bırakır oldu meclise. Allah Allah ya. Bak şuna bak. Daha şimdiden iki tane anayasa taslağı bırakılmış. Kimin lan bu anayasalar? Sahibi yok mu lan bunların? Vallahi bilmiyorum başkanım. Ya bu anayasalar kimin ben de bilmiyorum ya. Benden değil bunlar. Ulan sahipsiz anayasa mı olur ya? Ne vicdansızlar var ya. Güpegündüz meclis avlusuna kundakta anayasa mı bırakılır lan? Ama başkanım ya. Lan bak hala konuşuyor. Yürü git sen de defol gözü görmesin. Gel yavrum gel canım benim gel. Sayın seyirciler, bu yılın vergi rekortmenleri açıklandı. Ancak ülkemizde vergisini düzgün ödeyenler kadar vergi kaçırabilmek için yüz takla atanlar da var. Buyurun izleyelim efendim. Bana bak, bu senin ilk görevin. Sağlam dur, tamam mı? Merak etme üstad. Yere sağlam bas, sakın geri adım atayım deme. Aynen öyle yapacağım üstadım. Bu patron tayfasının vergi alerjisi vardır ona göre. Ben her şeye hazırlıklıyım üstad. Tamam, o zaman girebiliriz. Sen sakın konuşma, ben konuşacağım ha, tamam mı? Tamam, anladım. Gel. Evet, ne vardı? Biz şeyden geldik. Neyden geldiniz? Şeyden işte. Neyden? Vergi dairesinden. Ne? Vergi dairesinden mi? Ulan ne yaptın sen? Ne yaptım? Apçım! Ya abicim ya, ne yapıyorsun sen ya? Ben sana az önce ne dedim? Alıştıra alıştıra söyleyeceğim. Biraz sabret demedim mi ya? Çok pardon üstad, bilemedim. Dedik sana ama bunların vergi alerjisi var diye, değil mi? Bak apşıttın adamı işte. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın yine en sıcak ve çarpıcı gündem gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Hepinizin iyi bir hafta geçirmesini temenni ediyor. Şimdi ise Türkiye'nin en çok izlenen haber bülteni Kanal D ana haberle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Hepinize iyi akşamlar.